Aha. Evimizde yapabilir Mahalleli de miyiz? toplamıyorum. 20 kilo eriği bir kovaya doldurdum. Üzerine de 3 kilo toz şeker ekledim. 4 gün güneşte bıraktım. Dört gün sonra tencereyi alıp mikserle parçaladım. Daha sonra süzgeçten geçirip çekirdeklerini çıkardım. Bulamaç haline gelen erikleri süt güğümüne doldurdum. Üzerine 100 gram turbo maya ekleyip kapalı fermantasyona aldım. Nice. Fermantasyon bir hafta sürdü. Hava kabarcıkları bitince fermantasyona son verdim ve ilk damıtıma başladım. Bu da hava kilidi. Hava çıkarır, hava almaz. Alkolü uçacaklarız. Ha, bir. Ha, alkolü damıtıyorsun. Oğlum adam destilasyon yapıyor lan. Mami. İlk damıtımda amaç manşedeki tüm alkolü toplamaktır. Yaklaşık 3 litre alkol aldım. Evet, damıtım devam ediyor. Bakalım içindeki alkol kaç derece? Onu bakacağız. Yaklaşık 2,5 litre kadar şu an alkolümüz var. 2 litreyi geçmiş durumda. 3 litreye kadar çıkacaktır. Ardından ikinci damıtıma geçtim. Bu aşamada çöp, baş, göbek ve kuyruk diye ayrım yapıyorum. Rakı yapmak için sadece göbek kısmını kullanıyorum. Evet, ikinci damıtımdayız. Şu an ayrımı göstereceğim. %5 bardaktaki çöp olarak ayırdım. Bu şişedeki %15 kadarını da başlattım. Bu da 80 volümlük alkolümüz, göbek alkolü. Şu an kuyruk bölümü akmaya devam ediyor. %20 de kuyruk olacak. Test edelim bakalım. Oğlum çok hoşuma gitti lan. Bunu anonslamadım. Şu an erik boğması yapmış oldum. Yani bir çeşit vodka yapmış oldum. 80 volüm olduğu için çok fazla. Onun için biraz sulandırarak içeceğim. Ah, erik aromasını alabiliyorum. Ama çok yakıcı bir tadı var. Elimizde 1,5 litre kadar erik alkolü var. Bu erik alkolüne biraz sonra anason yağı ekleyeceğim. Ve sonra rakı yapmış olacağım. Önce şu etiketleri değiştirelim. %80 volüm, 1,5 litre alkol olduğuna göre buna yaklaşık olarak 2 mililitre
anasal yağ yeterli olacaktır. Anason yağını ekledim. Şimdi içinde artık rahat uyuyabiliriz. Ha? Artık rahat uyuyabiliriz. Abi sonunda güzel bir içerik izledim. Çok hoşuma gitti. Sonra da 1 litre kadar su ekleyeceğim. Ve seyreltmiş olacağım. Abi çok güzel ya. Ne güzel muntazam çalışıyor oğlum bir derim. Bekleyince normal rengini alacaktır. Şimdi kaç bölümlük rakımız olmuş seyrettikten sonra ona bakalım ve sonra da tadım yapalım. Alkol metresi var oğlum adamın. Gördüğünüz gibi 45 volüme seyrettim. 45 volüm dedi, %45 bu arada tahminim. Onu demeye çalışıyorum. Moruk herif yaptı ya. Beyazlaması güzel. Aroması çok güzel. Muhteşem bir erik rakısı olmuş. Aşkım zehir. Nereye geldik? Olsa yine içerim. Yolun ecel olsa. Bir de yıllandırıyor. Korkmam içerim. Oğlum rakıyı yıllandırınca ne oluyor bu arada ya? Rakıyı içine koyunca ne oluyor? Ben bu hiçbir şey içmiyor. Adam metil alkol ayırır da arkadaşlar. Bir şey olmaz ben yani. Zaten her o kadar distret abi. Oğlum adam çok muntazam çalıştı ya. Göbek rakısı yaptı mı adam bildiğin? Yani metil alkol ayırdıktan sonraki çıkan kısmını da ayrıca böldü. Çok güzeldi oğlum. Onu da ayrıca 4 şeye katmana böldü ya. Abi respect ya. Respect. Çok iyiydi be. Ya ben çok rakıcıl bir insan değilim ama elma şarabı yapmayı istiyorum. Hem çok kolay, hem tehlikesi neredeyse imkansız. Tehlike şey olması. Ve çok lezzetli abi. Benim çok hoşuma gidiyor. Cider çok severim zaten. Elma şarabı çok severim. Özellikle tatlı şarapları ben severim. Kırmızı şarap da çok severim. Tatlı. Ve beni sarhoş eden tek içki de şaraptır yani. Bir elma şarabı içine gireceğim yani bro. Bak şu anda içiyorum ve birkaç senedir evde rakımı kendim yapıyorum. Vay. O dört katman kısmını ben de tam olarak anlamadım. Neye göre yüzdeye ayırdı ama anladığım kadarıyla ısı yani oradaki derece sıcaklık radyasyonla arttığı için atıyorum 80 ile 85 derece arasındaki rakıyı alkolü ayrı ayırıyor. Onun üstüne ayrı ayırıyor. Sanırım zaten 90 dereceye kadar falan çünkü gerisinde su gelmeye başlar. Damıtma işlemi biliyorsunuz arkadaşlar. İki tane sıvıdan bir tanesinin kaynama noktası erkense eğer bir de kimyacı olacaksın. Yani neye göre ayırdığını anlamadım. Ondan bahsediyorum. İki tane sıvıyı ayırırken
Birisinin kaynama ısısı daha erken olduğu için o erken uçuşuyor, buhar oluyor. Onu normalde biz laboratuvarda borunun etrafından soğuk su geçirerek devamlı devir daim. Bu adam evde çok güzel damıtma yöntemi bulmuş. Yine suyun içinden geçen bir boru var. Onu devamlı buz takviyesiyle soğutuyor. O şekilde tekrar sıvıya çeviriyorsun. Adam orada yani tahminim işte 80 ile 85 derece arasını ayrı ayırıyor. Onu ayrı ayırıyor. Bunu ayrı ayırıyor. Göbek dediği kısımda en kaliteli kısmı sanırım. Evde bira çok basit abi. Evde bira yapımı acayip basit abi. Abi şarap yapımı da çok basit bu arada ya. Şarap da çok basit. Elma şarabı ekstra basit. Mesela how Aynen. to apple wine. Elma suyuna şampanya mayası abi. Hatta izlemişim bile lan ben bunu.